Herkese merhabalar. Bu video sunumunda yabancı çok katlı sinüsilyalı veya silyalı epiteli anlatacağım. Şu an soluk borusu, trakea, lümeni, bunun etrafını çevreleyen şu epitel doku. Pseudo-stratifiye sinüsilyalı epitel. Solunum veya respiratuvar epitel olarak da isimlendirmiştik. Burası organın lümeni. Burası epitelin olduğu yer. Yani yabancı çok katlı sinüsilyalı epitelin bulunduğu yer. Burada epitel dokusu aslında çok katlı olmayıp hücrelerin pozisyonlarının farklılığından dolayı çok katlıymış gibi görüntü verilir. Temelde bu epitelde şurayla gösterilen şu epitel bölümünde yani şöyle geliyorum. Uzun boylu silindirik hücreler, prizmatik hücreler şöyle bakın. Bir de bunların arasında bazal hücreler bulunmaktadır. Bu hücrelerin boyları küçük olduğu için lümene yani şuraya kadar uzanmaz. Ama hepsi bu hücreler alttaki bazal lamenaya bir sıra halinde dizilirler. Hücrelerin hiçbiri birbiri üzerine oturmaz. Tüm hücreler bazal lamenaya otururlar. Bir de bu hücreler arasında goblet hücreleri bulunur. Kesidin biraz kalın olduğu için burada yansımamış. Veya şu yerleri şurada boşluk kalmış gibi yerler var. Oralar goblet hücrelerine denk gelmiştir. Bir de bu hücrelerin, prizmatik hücrelerin yüzeyleri görüldüğü gibi halı püskülü gibi, saçak gibidir. Ve onlar kinosilyum dediğimiz sil yapıları. Burada görüldüğü gibi farklı boylarda olduğu için hücreler hepsi lümene ulaşmaz. Ve lümene ulaşanlar uzun boylular arasında şöyle altta kalan, dolayısıyla çekirdekleri de hücreler farklı boyutlarda olduğu için kimi çekirdekler üst pozisyonlu, kimi çekirdekler de alt profilli veya pozisyonlu olarak görünürler. Bu da görüntülerde sanki çok katlıymış bir görüntü verir. Hücrelerin şu yukarı doğru çıkıyorum uç kısımları, tam görüntümün ortası veya şurada büyütüyorum. Şu sıra halindeki hücre yüzeyinden lümene doğru olan çıkıntılar kinosil dediğiniz veya silya dediğiniz yapılardır. Şurada hücrelerin arasında boşluk gibi görülüyor. Şu boşluk kısım olsa olsa diyoruz. Kesidim kalın olduğu için biraz net de konuşmak istemiyorum. Ama olsa olsa şu tam büyüttüğüm yerin ortasındaki boşluk gibi kısım goblet hücresine denk gelen yerdir. Şurada da hakeza ortadaki boşluk ve şu alt kısımda hücrenin organelleri ve hücre çekirdeği buraya sıkıştırılmış. Uç kısımda hücrenin salgısı birikmektedir ve salgı devamlı olarak yüzeye atılmaktadır ve hücre yüzeyin üzerinde bir koruyucu mukus tabaka olarak bulunabilir ve partiküllerin tutulmasında ve buranın kıvamının kaygan halde olmasında yardımcı bir görevi vardır aynı zamanda. Partiküller buraya tutunabilir, yapışır. Dolayısıyla yapışan partiküller bu sildi hareketleriyle ağza doğru, farenkse doğru gönderilir. Ya yutulur, mide tarafından sindirilir, etkisiz hale getirilir ya da dışarı atılır. Yabancı çok katlı, sinüsilyalı goblet hücreli solunum epitelinde anlatmış oldum.